Sevgili arkadaşlar, bir dersimiz sıvı çözeltiler 2 ile daha başlıyor. Evet, bu dersimizdeki konumuz sıvı çözeltilerde derişim birimleri. Kütlece yüzde derişim, hacimce yüzde derişim, kütle hacim yüzde derişim, mol kesrimiz, ppm'imiz, molaritemiz ve molalitemiz. İlk etapta kütlece yüzde derişim dediğimiz zaman, daha önce çözeltinin homojen karışımlar olduğunu söylemiştik. Çözünen artı çözücü bileşenlerinden oluştuğunu da ifade etmiştik. Çözeltinin kütlesi her zaman çözücü artı çözünenin kütlesi toplamına eşittir. Kütlece yüzde değişimi nasıl bulacağız? Çözünenin kütlesi bölü çözeltinin kütlesi çarpı yüz denkleminden. Çözeltilerde seyrelme ve derişme. Seyrelme derken işte sıvı ekleme, yani çözücü ekleme. Derişme derken sıvı buharlaştırma ya da çözünen ekleme. Bu tip sorularda birinci çözeltinin kütlesi çarpı birinci çözeltinin yüzdesi, o da ikinci çözeltinin kütlesi çarpı ikincinin yüzdesi denkleminden eşitliğinden hesaplanır. Eğer birden fazla çözelti karıştırılıyorsa her bir çözeltinin kütlesinin yüzdesiyle çarpımları toplamı toplam kütle çarpı son yüzdeyi verecektir. Dikkat etmemiz gereken bir noktamız var arkadaşlar. Eğer çözeltiye çözücü ekleniyorsa su gibi yüzdeyi sıfır alıyoruz. Çözünen ekleniyorsa %100 olarak hesaplıyoruz. Sorumuza bakalım. %20'lik NaCl sulu çözeltisi hazırlamak için 200 gram suda kaç gram NaCl çözülmelidir? Şimdi eğer %20'si NaCl ise %80'i sudur arkadaşlar. Burada su olarak bize verilen miktar 200'dür. 4 katıdır NaCl'nin. O zaman bizim çözünen NaCl'nin kütlesi 4'te 1'i kadardır. Yani 50 gram NaCl'dir. Evet, bir diğer sorumuz. 200 gram kütlece %20'lik tuzlu su çözeltisine %30'luk 300 gram tuzlu su çözeltisi artı 300 gram su artı 200 gram tuz eklenirse yeni çözelti kütlece yüzde kaçlık olur? Şimdi bizim çözeltilerdeki tuz ve su oranını bulalım. 200'ün %20'si 40 gram tuzum var ilk çözeltide. 160 gram da suyum var. İkinci çözeltiye bakıyorum. 300 gram %30'luk. 90 gram tuzum var. 210 gram da suyum var. Bunun üstüne 300 gram su eklenmiş, 200 gram da tuz eklenmiş. Toplam çözünen kütlem ve toplam çözücü kütlem. Hemen hesapladığım zaman 130, 200, 330 gram tuzum var. Onunla birlikte 510, 670 gram da suyum var.
Yeni yüzdemizi hesaplayalım. Çözünenin kütlesi 330. Çözeltinin kütlesi çözücü artı çözünen çarpı yüzden. Burası bize 1000'i veriyor. Sıfırları yok ediyoruz. Yeni çözeltimiz %33'lük olur. Evet, gelelim hacimce yüzde derişime. Hacimce yüzde derişim adı üstünde hacmen hesaplayacağız. Çözünenin hacmi mililitre cinsinden bölü çözeltinin hacmi çarpı 100. Hacim V ile ifade edilir ve hacim ve kütle arasındaki bağlantıyı da hesaplayabilmemiz için D eşittir M bölü V, yani yoğunluktan yararlanılır. Şöyle bir durum var. Çözeltinin hacmi her zaman çözücü ve çözünen toplamına eşit olmayabilir. Biz işlemsel sorularda bunu bu şekilde alıyoruz. Fakat her zaman yorum kısmında eşit olmadığını da bilmemiz gerekiyor. Hacimce %40'lık 600 mililitre etil alkol su karışımı üzerine 128 gram etil alkol ve 240 gram su ilave edilince yeni çözeltinin hacimce yüzde kaçısı olur? Şimdi ilk etapta 600'ün %40'ı bize neyi verecek? 240 mililitre alkolüm var. 360 mililitre de suyum var. Şimdi burada verilen gram cinsinden arkadaşlar yoğunluğu kullanarak hacime çevireceğiz. İlk etapta D alkol eşittir M bölü V'den. 0,8 eşittir 128 bölü V. V eşittir 1280 bölü 8. Buradan oranlarsak 2'ye böldük 644, 2'ye böldük 322, bir 2'ye daha böldük 160 mililitre olarak bulduk. Bu bizim alkolümüz. Demek ki artı 160 mililitre alkol. Suyun yoğunluğu zaten 1. 240 gram su, 240 mililitre su demek. Rengi değiştirelim, dikkat çeksin. Toplamda bizim 400 mililitre alkolümüz, 600 mililitre de suyumuz var. Yeni çözeltinin hacimce yüzde kaçı su olur? Buna dikkat ediyoruz. Alkolü değil, suyu soruyor. Suyun kütlesi 600, hacmi 600. Toplam çözelti 400 artı 600 çarpı 100'den. Burası 1000 oluyor. %60 su olur arkadaşlar. Evet gençler, bir diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.